Arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben daha şimdi uyandım, saat 3 falan. 3.30 şu anda saat. Sahur hazırlayacağız. Sizi de sahurumuza konuk ettik. Hepiniz kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Bizim için çok önemli. Öyle tekrar hoş geldiniz. Şimdi sahurumuzu hazırlayacağım arkadaşlar. Bugün Yusuf Emir'i de uyandıracağız. Tam bir oruç tutmak istedi kendisi illa. Bakalım bugün bir deneyecek. Çayı koyayım ben önce hemen. Çayı hazırlamıştım zaten geceden de suyunu koyalım. Yumurta haşlayacağız, tost yapacağım. Çok uykum var arkadaşlar. Çok zor uyandım. Şu ayçayı gel. Hoş geldin canım. Tost makinesi balkonda mı? Evet, getireyim ben. Arkadaşlar, sahuru hazırlarken sizinle de bizim hakkımızda en çok merak ettiğiniz, yani bize en fazla sorulan soruları cevaplayacağız. Uf, merak edin ne olsun. Arkadaşlar, Elif Hanım çalıştığı için biz böyle hafif bir şekilde sahur yapıyoruz. Evet, aynen. Bir saniye. Arkadaşlar, bu arada ben yumurtaları geceden çıkarmıştım. Şey yapmak lazımmış. Yumurtayı böyle direkt dolaptan çıktığı gibi haşlamamak gerekiyormuş. Bir iki saat dışarıda bekletmek gerekiyormuş. O yüzden mesela ben geceden çıkartıyorum. Böyle bir iki saat önceden çıkarırsanız iyi olur. Direkt koymamak gerekiyor. Bir de yumurta mutlaka yemek lazım sahurda arkadaşlar. Yumurta gerçekten çok çok tutuyor. Yine domates, salatalık uzun süre su ihtiyacını karşılıyor. Biz bir de tost yiyoruz, kaşarlı. Başka bir şey koymuyoruz, kaşarlı yapıyoruz. Güzel oluyor değil mi canım? Gayet güzel. Evet arkadaşlar, şey söyleyecektim. Bize en çok gelen soru. Bize en çok gelen soru. Eşiniz ne iş yapıyor? İkinci en çok gelen soru. Siz işteyken çocuklara kim bakıyor? Hepsi biraz daha kanalımızda. Hepsini anlatacağım arkadaşlar. Şu ekmeklerimi keseyim. Sen sahur nasıl yapıyorsun? Çocukluğundan hiç hatırlıyor musun? Valla ben, annem beni kaldırırdı, her şey hazırdı, ben yemeğimi yer yatardım. Hiç hatırladın böyle değişik bir şey yok mu? Çocuk tutuyor mu? Evet. Valla anacığım beni kaldırıp yeleğim, al kızım yeleğini giy. Otursan hiç yorulma dediğini hatırlıyorum sadece. Benim hatırladığım çocukluğumdan sadece annem tüpü açardı, mayalı yapardı böyle hamur işi derler bizim orada. Bir de mayalı diyorlar, mayalı. Mayalı ama sonunda u'la söylüyorlar. Çorumlu bu arada iş. Evet arkadaşlar, şimdi yavaş yavaş soruları cevaplamaya başlıyorum hazırlarken. Bu arada çok bağırmayalım, belki onu yanmasın. Bir tane oğlumuz var biliyorsunuz, 19 aylık. Şimdi nereden başlayalım? Ha, arkadaşlar, ben hemşireyim, çalışıyorum biliyorsunuz. Eşim de sağlık memuru. Aynı zamanda tesettür giyim satışı yapıyoruz internetten, online olarak. Aynı zamanda tesettür giyim satışı yapıyoruz arkadaşlar. Ben devletteyim, çalışıyorum. Eşim de dış nöbetlere gidiyor. Yani evde bakım hastalarının nöbetlere gidiyor. Genelde gece gidiyor nöbetlere. Şu karantina döneminde nöbetlere gitmiyor. Çünkü ikimizden birisinin evde olması gerekiyor ve dışarıdan bakıcı evimize gelip gitmiyor. Yani ya evde sürekli yatılı birisinin kalması gerekiyor veya eve gelince hiç gitmemesi gerekiyordu. O yüzden şu dönemde, yani karantina süresinde şu an evde, ama onun haricinde tabii ki de bakıcı bakıyor arkadaşlar çocuklarımıza. Berkerem 4 aylıkken ben işe başladım. Çalışan anne baba, her çalışan anne baba gibi. Ama şöyle bir şansım vardı benim. Arkadaşım baktı, yani bizim aynı ailece görüştüğümüz, böyle zaten normalde gelip gittiğimiz bir arkadaşımdı. O bakmaya başladı Berkeren'e.
Öyle. Yani Yusuf Emir de öyle. Bakıcı da büyüdü. Sonuçta anne baba çalıştı mı? Böyle arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Güncel. Ama şey, belki hani biraz büyüsün. Mesela Yusuf Emir'i 2,5 yaşına kadar bakıcı baktı. Sonra kreşe vermiştim. Ben kreşin çok faydasını gördüm yani. Küçük yaşta kreşe vermek güzel bence. Sonuçta evde oturup tablette ona buna bakacağına. Kreşe gitsinler. Berkeren de öyle. Onu da 2,5 yaşına kadar evde baktırıp 2,5 yaşından sonra onu da kreşe vermeyi düşünüyorum. Berkeren düşünsene canım, kreşte yemek saati oluyormuş vallahi. Bütün çocukların masasından yemekleri toplar. Değil mi? Aynen. Öğretmen 2 günde geliyorlar onu eve. Ne oluyor canım? Korona mı oldum acaba ya? Evet, estağfurullah. Senin başka ekmek var mı ya? Başka ekmek? Şu an ekmek yetmedi, yetecek ekmek geldi. Kalmamış. Kalmamış. Yusuf'u uyandırmaya gidelim bakalım. Sizce Yusuf uyanacak mı? Anne beni mutlaka uyandır dedi ama bilmiyorum. Bu böyle vlog çekmek güzelmiş yani, böyle uykulu uykulu gözler, o orası kısmını geçersek istediğin gibi rahat rahat konuşuyorsun. Instagram'da mesela story 15 saniye rahat rahat konuşamıyorum, anlatamıyorum. Mesela tek tek değmeden soru cevaplayamıyorum, böyle her soru cevaplayabilirim. Bu arada arkadaşlar, sakarlığım üstümde. Ne yaptım canım ya? Bu arada arkadaşlar, bir sonraki videoda mesela ne görmek istersiniz, hangi içerikle ilgili video çekmemizi istersiniz veya neleri merak ediyorsanız onunla ilgili de yorum olarak yazarsanız sizin görüşleriniz bizim için önemli biliyorsunuz. Merak ettiğiniz konuları çekeriz. Özellikle yorum bekliyoruz arkadaşlar, lütfen. Yorumlar önemli biliyorsunuz. Yorum, beğeni. Tamam, tostlar hazır. Arkadaşlar hadi şimdi Yusuf'u uyandırmaya gidelim. Bakalım neler yaşayacak. Yumurtam da olmak üzere. Kapatayım yumurtayı hatta. Kapatma. Neden? Benim bir şey yok. Niye kapatmayın? Uzun süreli istiyormuş. Ha, çok kaynamış istiyormuş. Evet. Tamam. Hadi gidelim Yusuf'u uyandıralım. Hadi gidelim. Emir, anneciğim, Yusuf Emir, oturamıyordu. Yusuf Emir, oğlum, Yusuf Emir. Hadi anneciğim, hadi oğlum sahur. Anne kaldır dedin ya. Yusuf Emir, hadi anneciğim. Sahura kalkacaksın mı oğlum? Bismillah de, hadi. Hadi gel annemize. Hadi annesinin yakışıklı kuzusu, benim oğlum bugün tam gün oruç tutmaya denecek. Hadi, hadi anneciğim, al. Annesi gel. Gel anne, gel kucağıma, gel. Hadi. Gel. Çok akıllı benim oğlum ya. Gel önümüze. Ha? Kalkamıyorum anne. Ha? Hadi kalk. Devam ederiz. Sonra mı kalkacaksın? Ha? Ama sonra kızıyorsun kaldırmadık diye. Hadi kalk hadi. Kalkmıyor canım. Kalkmasın o zaman. Hadi görüşürüz babacığım. Tamam, hadi görüşürüz anneciğim. Yusuf. Niye öyle oldu? Ben çay doldurabilirim. Tamam olsun. Açabilir miyim? Yani istediğin gibi olabilir ha. Çıksa da karpuz alsak ya. Karpuz çok severim sahurda. Eyvah. Şeyde gördük markette. Kilosu 5 liraydı. Dedim 10 kilo alsam 50 lira çok pahalı dedim. Çıkmış yani. Ha, gördüm. Karpuzcular ne yapıyor acaba? Kim o karpuzcu? Sokakta duranlar. Üstümü kaldıramadım.
Sabah da ağlar kaldırmamız diye. Allah'tan çektik, bu bir kanıt. Aynen. Kalkmadın diyeceğiz. Bir tane yumurta da değil mi? Tokuşalım mı? Hadi tokuşalım. Çok sıcak ama. Of. Canım bak, hile yapıyorsun. O kadar sert vurulmaz. Böyle tutacağım. Abartma canım. Eline bir çiğ çekil. Sıcak. Bak canım nasıl. Hile yapmanın sonucu. Allah hak getirmedi. 12 kırıldı. Başka bize Instagram'da en çok ne soracağım? Sen de cevaplasan. Senin işine cevapladım. Bak tekrar söylüyorum. İkimiz de sağlık personeliyiz. Şuayip. Şu dönemde nöbetlerine gitmiyor. Bir de tesettür butiğimiz var internet üzerinden. Ama ben gidiyorum. Berker'in bakıcısı var. Ama şu dönemde evde. Babası evde yani. Berker abi evde. Yusuf Emir'de o kadar zorlanmıştım ki arkadaşlar. Yusuf'un büyürken. Çocuğum kaç kere bakıcı değiştirdi, bakıcı bulamadı. Hatırlıyor musun canım Çekmeköy'de şeydeyken? Çocuğu bir hafta boyunca bir kere her gün iş yerime götürüp getirmiştim. Çocuk 8 saat bebek arabasının üstüne durmuştu böyle yanımda. Bebek arabasında falan kan ter içinde kalıyordu. Uyuyordu, yemeğini orada böyle yedirmeye çalışıyordu. Çok eziyet çekti çocuğum ya. Ah yavrum, kıyamam. Aynen. Berkerem daha şanslı. Berkerem 4 aylıkken başladım ama arkadaşım vardı, dedim ya az önce. Hem zaten ailece görüşüyorduk. Berkerem de çok seviyordu, yabancı da değildi. Berkerem daha şanslıydı. Ben yumurtayı soyamadım ya. Ben soyayım. Bak, şöyle yapacağım. Tamam tamam, bir dakika ben halledeceğim. Arkadaşlar benden sunum falan beklemeyin. Aynen. Biz biliyorsunuz böyle doğal. Çalışan bir insan. Sunumla bununla çok işi olmayan. Evet. Böyle bol şatafatlı masalarda zor olur yani. Aynen. Olur tabii, her zaman olur. Elif Hanım'ın o konuda masasını tek geçeriz de zamanı olması lazım. Şeyi bir de söyleyeyim arkadaşlar. Bilmiyorum artık. Memleketlerimizi söyleyelim. Ben Çorumluyum. Neresinde? Karga Ajanza. Kapı numarası verir mi? Ben de İzmirliyim arkadaşlar. İzmir merkez. Yalnız. Dostum bir harika. Afiyet olsun. Dur şeye götürelim. Yana bakıp geldim arkadaşlar. Uyuyormuşum ışıl. Sizler sahurda ne yiyorsunuz ya? Biz böyle tost yiyoruz, yumurta yiyoruz. Ama yumurta mutlaka yemek lazım. Arkadaşlar yumurta yemiyorsanız yumurta şart. Şu Ayıp Bey iki tane yiyor. Bunu yiyeceksin değil mi canım? Evet. Ondan sonra domates, salatalık, biber. Muz da iyi arkadaşlar. Muz da potasyum ihtiyacını karşılıyor vücudun. Kaslara birken yorgunluğu alıyor. Aa canım, bu ışığı hiç açalım. Video karanlık çıkıyor olabilir. Hemen ışığı açalım. Bence şunu söndürmemiz lazım. Şu an saat 4 oldu arkadaşlar. 20 dakikamız daha var. Aynen. Hep biz konuşuyoruz. Azıcık da siz konuşun değil mi? Arkadaşlar uyku sersemi saçmalamış olabiliriz şu anda. Kusura bakmayın. Ramazan. O söz neydi? Gece apartmanı yıkıyorlar, birileri holdur, holdur, bilmem ne. Dedim, aha baskın var herhalde. O neydi? Duymadın mı? Duydum. Biri gençler dolaşıyor herhalde. Şey soracağım ya, korona nasıl gidiyor? Bana mı, oraya mı? Arkadaşlarımıza mı? Yok, sana soruyorum canım. Aa, belki uyandı.
arkadaşımızın testi negatif çıktı. Kısa keseyi uyanmak için. Peki. Hastalık seviyesi nasıl? Ne zaman biter bunlar konusunda? Hiç konuşmuyorsunuz mu aranızda? Vallahi bizimkiler Haziran Temmuz'dan önce azalmaz diyor. Diyorlar. Ama şunu söyleyeyim mi? Herkes kendi fikrini beyan ediyor. Hiç kimse kesin bir şey bilmiyor. Bayramda evde çok kötü olur arkadaşlar. Annemleri özledim. Gidemiyoruz, gelemiyoruz. Ben de çok özledim. Bu arada Şuayb'in eşi, ama Şuayb'in eşi diyorum, tövbe estağfurullah. Şuayb'in ailesi Çorum'da yaşıyorlar, köydeler. Köyde mi? Benim ailem de Bursa'da. Nerede canım, köy değil de? Eskiden belediyeydi. Şimdi köy oldu. Sonuçta köy. Anneannem ne yapıyor acaba? Tek başına kaldı kadında ya Ramazan'da. Vallahi ihtiyacı arttı. Yaş yasağı da geldi. Kendi kendine duymasını bekliyoruz. UFO çıkmış Amerika. Onu yiyeceksin. Amerika'da tamam. Amerika'da. Nerede UFO çıkmış ya? Sallıyorsun zence. Nereden? Haberleri okuyorsun, okuyorsun. Söyle gelsene. Böyle haber yapıyorlar. Hiç inanmıyorum. Yatmadan cilt bakımı yapmam lazım. Yüzüme çok inanılmaz sivilceler çıktı arkadaşlar. Ben de asla çıkmazdı normalde. Ergenlikte bile çıkmazdı. Evet arkadaşlar. Şuralarım dolu gözükmüyor şu anda belki de. Maske takmaktan oluyor herhalde böyle hava sıkılınca. Niye öyle canım? Ne yaptın bu yurtta? Ne yaptın? Bilmiyorum. Yalan mı yaptın? Yok be. Ne yaptın canım, söyler misin? İzleyeceğim zaten ne yaptın. Yani görürsün. Böyle. Evet arkadaşlar, yüz maskesi yapıyoruz. Bunu şey yapıyor diye. Kim? Birisi. Çünkü oruçluyken krem sürünmüyor diye biliyorum. Yani bir şey sürmüyorum. Çok kuruyor. Darbitmedi. Arkadaşlar bak. Şeyi bekliyorum sizden. Yoruma. Bir dahaki videoda neyi çek? Ev turu yapacağım size. Tamam evet. Ev çek, evi gezdir. Evi nasıl diyenler çok vardı. Tamam bir dahaki videoda. Saray yavrusu gibi bir evimiz var arkadaşlar. Ben sesimi yükseltiyorum ama. İnşallah Berker'im uyanmaz. Saray yavrusu gibi bir evimiz. Elif gelinin ev turu. İnanılmaz. Öyle yapacağım. İnanılmaz büyük şato. Şato. Acaba sahurda kahve içilir mi? Kahve içen vardır, içilir bence. Evet arkadaşlar, bir tane soru buldum. Şu aileye soracağım, bakalım hatırlayacak mı? Allah. Geliyor. Biz ilk sahurumuzu beraber nerede yaptık? Ah. Bil bakalım. Evde yaptık. Hangi? Kendi evimizde, evlendiğimiz evde. Ondan hiç yapmadık mı? Ondan önce yapmadık. Ama yaptık. İyi düşün. İyi düşün. Ben size mi geldi? Ben bilmem. İyi hatırlamıyorum. Düşün. Hatırlayamadım. Büyük mesele. Büyük sorun çıktı. Kapatmıştım. Nerede yaptın?
sorunun cevabını veriyorum. Ben de hatırlamıyorum. Ama bence evlenince evde yapmışızdır. Nerede yapacağız? Yani evlenmeden yapamamışızdır. Şeyin evinde. Kimin evinde? Neydi adı? Bir abla vardı. Kim abla be? İlk evi bilmiyor musun? Ha, Menekşe. Ha, Menekşe. Arkadaşlar biz evlendik, ilk kiraya çıktık ama İstanbul'da yaşıyoruz ya, ikimiz de çalışıyoruz. Ama İstanbul'da yaşayanlar bilir, kiralar çok yüksek. Bir de biz Çamlıca'da oturuyorduk. Orada ekstra bir yüksek, yani benim çalıştığım yer oraya yakın diye orada oturduk. Hani yol parası vermeyeyim diye. Ama o zaman 1000 lira yakın kira diyorduk 2008'de. Sonra dedik ki ya böyle kira ne ödeyeceğiz, kendi evimizi alalım dedik. Kredi ödeyelim, ev öder gibi. Yok, kira öder gibi yani. Ondan sonra Yusuf Emir doğduğu sene bu evi aldık. Yani 9 sene oldu. Bir yılımız daha kaldı borcu. Krediyle aldık. Size evi gezdireceğim. Bir sonraki videoda olabilir belki. Şeyi bilmeyen var mı? Bu mutfak yandı komple. Evde yangın çıktı. Onu da biz başka bir videoda gösterelim. Anlatalım. Göstereyim. Aynen. Olayın failleri girecekmiş. Yok, girmesin. Evimde yangın çıkmıştı arkadaşlar. Hem de ben yokken. Mutfak komple yandı. Mutfağım böyle değildi. Yangından sonra yaptırdım. Hem de çok olmadı. Bir yıl falan oldu. Şubat'ta yandı geçen sene. Tam bir yıl olmuş. Bir yıl iki ay. Çok iyi ya. Böyle karşımdakiler gibi sohbet ediyorum. Sanki karşımda gibi arkadaşlarım. Çok iyi ya. Abi bu ne ya? Vallahi beğendim ben ya. YouTube'u beğendim ya. Ben böyle uzun uzun konuşmak isterim. Canım, Berkeren'den sonra ilk defa seni muz yerken görüyorlar. Yoksa Berkeren babasına mı benziyordun? Sen de muzu çok seversin. Severim. Ben hiç sevmem ya aslında. Şimdi sırf yalandan yiyeceğim Burcu'ya. Berkeren nasıl saldırıyor? Böyle yiyor böyle. Bir de tamamını ağzına sokmaya çalışıyor. Korkuyor elinden alırız diye. Berker'in muz yiyişini hatırlayanlar yoruma gelsin. Hadi canım, bir an önce. Bak, zamanı yetişkince. Daha cilt bakım yapacağım. Tamam. Hadi hemen dur, iki tane. Bakayım. Çok şükür bir sahurun daha sonuna geldik. Allah'a bin şükürler olsun, doyduk. Bir bölüm mü olur hocam? Cilt bakımını da yaptım, geldim 2 dakikada hemen. Oh, mis gibi oldu. Çok beceriksizsiniz Elif Hanım. Bir günde size gösteririm nasıl cilt bakımı yaptım. Onu ayrı çekerim. Öyle. Şu Alp Bey, sen de bir şey diyor mu? Kapatalım. Arkadaşlar da yatıp uyusunlar artık, geç olsun. Seni dinliyorlar. Belki canlı izliyorlar. Belki canlı izleyen var şu an. Canlı yayındayız sanki Elif. Arkadaşlar, bizi izlemeye devam edin. Daha güzel videolarımız olacak. Daha eğlenceli. Siz de öneri sunun bize ama. Yorum yapmayı. Daha yeniyiz. Videolarımızı beğenmeyi lütfen eksik etmeyin. Bak, lütfen diyorum. Lütfen diyorum. Şuralarda bir yerde diye gösteriyorlar onlar. Çok eski YouTuber'lar. Şurada olması lazım sanırsam. Beğenme butonu. Ha, ezan okunuyor. Ezan okunuyor. Suyum içemedim arkadaşlar. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kısmetim bu kadar. Herkese bay bay.